hastalığın sebebi değil, sadece onların bir kolu olarak görülür. Kanser de aynı şekilde yaklaşıyoruz. Kanser bir hastalık değil, bir kökte olan bir şeyin sadece belirtilerinin vücuda gösterilmesi. Bunu söylediğim zaman kanser demek ki oluşan tümör değil, bunun oluşturan sebepler. Böyle yaklaştığımız zaman da tümörün vücuttan çıkarılması, yok edilmesi kanserin tedavisi değil. Sadece o toksik olan maddenin vücuttan alınması. Bazı durumlarda yararlı olabileceği gibi bazı durumlarda ise vücudun direncini daha da kırdığı için hastalığın daha şiddetle ilerlemesini sağlıyor. Onun için Doğu tıbbında kansere yaklaşım nedenlerinin göz önüne alınarak hastalığa o şekilde yaklaşılması daha bir tedavide hastalar için daha iyi bir sonuç oluşmasını sağlıyor. İkinci şey bu kanserin varlığını çok eski zamanlarda biliyoruz ki akupunkturun 7000 yıllık bir şeyi var, geçmişi var. Bu geçmişte devamlı olarak literatürlere baktığımız zaman kanser olayını kanser olarak açıklamasalar da vücuttaki bulgularını biz bugünlerde kanser olarak değerlendirdiğimiz şekilde kendileri bulguları anlatıyorlar. Mesela 4000 yıl öncesinde taşlar üzerine yazılan belgelerde oluşan tümörlerden hatta küçüğünü geçiyoruz. Song Dynasty'sinde baktığımız zaman bu bulguları çok katı kitleler olarak ve kitlelerin etraflarının çok değişik görüntü olduğunu söylüyorlar. Bu yani bizim de hani kansere yaklaşımımız açısından tümörün bir kitle olduğunu ve o kitlenin boyutlarının değişikliğini onların da bulduğunu gösteriyor. Diğer tümör adı yüzde Beijing'de bu Yellow Emperor'ın şeyinde gördüğümüz kadarıyla yine kanser hakkında belirli şeyler var, olgular, sunumlar var. Mesela Neijing'de, bir kere daha, John Lo deniliyor. John Lo, swelling nodules, yani orada şişmelerin ve nodül oluşmalarından bahsediliyor. Diğer bir term de Li Yang. Li Yang'da da şeylerin, masların çok katı taş gibi oluşumların oluştuğunu vücutta. Ve diğer bir term de Zong Yang. Zong Yang da aynı şekilde ülseri olmuş kitlelerden bahsediyor. Diğer birçok kelimeyi, Jiuyi'yi görüyoruz. Jiuyi de o bölgede akümülasyon olması, yani belirli gönderilerin olmasını tarif ediyor. Bu bütün bu olguların sunumlarında gördüğümüz tek şey yalnızca hastalığı çok ciddi olarak sunmamışlar. Yani hastalık tedavi edildiği takdirde çok kolay bir şekilde, geçebilecek bir şekilde yaklaşmaları. Kanseri eğer hasta bunu yakalanırsa, bu belirtileri gösterirse tedavi edilemez yahut da iyileştirilemez diye bir yaklaşım yok bütün kitaplarda. Ki biliyorsunuz ki Çin medisininde mesela çok uzun zamana kadar kalp enerjisine dokunmamışlardır. Hatta kalp channel'ına nokta bile tespit etmemişlerdir ve dedikleri şey eğer bir hastalık kalbe kadar inebilmişse tedavisi mümkün değildir ve onun için kalp enerjisinin kanalının kullanılması
gerekli değildir gibi. Bunları gördüğümüz halde kanser kitlesi için böyle bir yaklaşımı görmüyoruz. Çünkü nedenlerine baktığımız zaman nedenleri eğer ortadan kaldırılırsa vücudun kanseri kendisinin yok edebileceği şeklinde bir yaklaşımları var. So, kanserin bu tek bir şeylerinde gösterdikleri stagnation olarak yapıyorlar. Şeylerinde 5 stagnation'dan 5 tıkanmadan bahsederler. Tıkanmaların 5 tanesi kanda tıkanma olması, yani kanın hareket etmemesi. Chi, enerjinin hareket etmemesi. Phlegm oluşması. Vücuttaki sıvı düzeninin bozularak sıvının tıkanması ve aynı zamanda ikinci bir etken olarak da buna göreceksiniz siz. Aşırı yemek yemenin oluşturduğu mide bölgesindeki, mide ocağındaki tıkanmadan bahsediyorlar. Bu 5 tıkanma daha sonradan 6. birileri de ekleniyor. Bunda da biliyorsunuz şeyde teorilerde 6. eklenen de ısıya bağlı olarak oluşan tıkanmalar. Isıya bağlı olan tıkanmalardan bir tanesi soğuğun yarattığı tıkanma, diğeri ise ısının yarattığı tıkanma. Daha sonra araştırma yaptığımızda biliyorsunuz okullarda bu Neijing'in kitabının iki ayrı bölümü vardır. Bir tanesi Shanhanglun'daki ait olan tedavi eden kişiler soğuğun bütün hastalıkların sebebi olduğunu söylerler. Ve eğer vücudu soğuğun bir tıkanmaya sebep olursa bu bütün hastalıkların başlangıcı onların teorisine göre. İkinci çıkan bir teori de Wenbing'dendir. Wenbing de bunun soğuk değil, patolojinin sıcağa ait olduğunu iki ayrı teori vardır. Ki bu iki ayrı kitapla sunulmaktadır. Okullarda Shanhanglun ve Wenbing daha çok akupunktur değil ama herbal treatmentlerde kullanılır. Ve onların formülasyonları vardır. Yani soğuğu hangi seviyede yakalayacaksınız vücuda girdiği zaman ve o seviyelerden nasıl dışarıya doğru çıkaracaksınız şeklinde yaklaşımları vardır. Bu bütün tıkanmaların, patoloji yaratmalarının sebebi vücutta herhangi nedeni neden olursa olsun, enerji tıkanması olabilir, kanda, vücuttaki sıvı dengesindeki tıkanmalar olsun, vücuttaki upright chi, yani bu vücudun kendisini savunma olan enerjisini yok ettiğini ve vücutta aşırı bir ısı yaratarak vücudun cinini yok ettiğini ortaya çıkıyoruz ve buna biz consumption syndromes diyoruz. Tükenme, evet tükenme sendromu diyoruz. Tükenme sendromunda insanlar biliyorsunuz cin soruşturuyordum söylerken enerjiden bahsettiğimiz zaman biliyoruz ki enerji bütün her şeyin başlangıcı. Yani herhangi bir yaratılış olmadan li ilk başta intention geliyor. Intention enerjinin oluşmasını, enerjinin kondensasyonu fiziksel form alır. Yani çift tıpında bir doğum olayı ve bir ölüm olayı enerji ile açıklanabiliyor. Doğumu enerjinin kondense olarak fiziksel form olması. Ölüm de bu fiziksel formu tekrar enerji haline seviyesine geçmesi. Ve bundan dolayı
biz görüyoruz ki bu şekilde enerjideki tıkanıklıkları yok ettiğimiz şekilde fiziksel olan şeyleri de aynı şekilde dağıtabiliriz. Yani bir tümör kitlesi de adres edildiği şekilde yok olabiliyor. Yalnız eğer tıkanıklık uzun süre sürerse bu vücuttaki anne ve babadan edinmiş olduğumuz congenital chi, değil mi? Congenital alınan chi'nin bildiğimiz gibi böbreklerde store edilmesi söz konusu. Böbreklerde store edilen essence'dir. Bizim yani daha yin olanı store edilir. Kimliğin chi hayat boyunca kullandığımız. Birisine ben potansiyel enerji diyeyim. Daha yindir nature'ı. Diğeri ise daha kinetiktir. Oluşumlar, kanser kitleleri eğer tedavi doğru bir şekilde yapılamazsa bu potansiyel enerjiye kadar kendini transfer eder. Kendini transfer ettiği zaman potansiyel enerjinin eğer yıkılmasına yahut da düşmesine, yok olmasına sebep olursa hastalık, vücut hastalığı kanallar içerisinde yahut da zantin sistemi içerisinde tutamayıp bütün vücuda spill olur. Nedir böyle? Dağılmasına sebep oluyor. Kansere o gözle bakıyorlar. Biliyorsunuz bu potansiyel enerjinin, yeni olan enerjinin tek bir görevi var. Vücudu dış ve iç etkenlerden korumak. Ve o korumak için de bütün o enerjinin çok kuvvetli olması lazım. Bildiğimiz gibi 12 primary meridian'dan bahsediyoruz. 12 temel enerji kanallarından, 8 extraordinary'den, divergent channel'lar, blue channel'lar. Bunların hepsi vücudu hem enerji akımında, enerjinin ve kanın akımında görev alıyorlar. Fakat aynı zamanda vücuda giren patolojilerin de çok uzun bir süre latent kalmaları sağlamaları için uğraşıyorlar. Yani eğer ben kendimi bir soğuğa maruz ediyorsam, bu yıl içerisinde hasta olup öleceğimi göstermiyor. Kanallara envey eden kanal bunu başka kanal sistemlerine aktararak vücudun zanfu yani iç organlarını korur. Korumasının sebebi de hastalığın o bölgeye ulaştığı zaman ciddi olacağını anladığından kanal sisteminin belirli bölgelerinde ulaştırır. Mesela bu kanallarından bahsettiğimiz zaman bu kanalları biliyorsunuz yin-yang perleri birbirlerine bağlarlar. Yani bir yin channel diyelim, liver ile gallbladder alırsak ele, liver'e girmiş bir patoloji, lu'ya verilerek hemen yangına atılır. Çünkü yangına atarsa daha yüzeysel süreye atıp vücuttan patolojiyi atmaya çalışır. Ve bunun içinde lu channel'larda patoloji varsa, bu channel'lar biliyorsunuz bağlantı yerleri genelde eklemler bölgesinde oluyor. Eklemlerde stiff olma, stiff, katılaşma, ağrı oluşması, hani bir romatizma gibi bir durumdan bahsediyoruz. Bu channel'ın kendi patolojisini başka channel'a atmaya çalıştığını gösteriyor. Biz tedavide buna yardımcı olarak channel'ın atmasını sağlarız. Ama eğer bunu doğru tedavi etmeyip de daha içe doğru sığmarsak bu sefer zanfuya doğru gitmesine sebep oluruz, değil mi? Kanserde de büyük bir şeyle vücut bütün patolojileri, tıkanıkları uzun bir süre için channels ve sistemi içerisinde muhafaza etmeye çalışıyor. Ancak ısı derecesi toksik seviyeye ulaştığı zaman bu bütün channel sisteminden tutun da bütün zanfulara yayıldığı zaman dediğimiz potansiyel enerjiye vuruyor ve vurduğu zaman vücudun bütün direncini düşürüyor diyelim biz ve vücudun enerjisini hastalığa karşı koruyamıyor.
Diğer bir terminoloji de nan. Bu nan three orifices'den bahseder. Vücutta üç yok etme sistemi, yani vücudu purge etme, her şeyi dışarıya doğru atma. Bunlar da dediğimiz gibi kanallar kendine patolojilerini dışarıya atarken hastayı diyelim ki kusma olayı. Nasıl hani bozuk bir yemek yersek mide direkt olarak hemen kusarak bunu ortadan kaldırmaya çalışırsa diğer yollardan da yok etmeye çalışır. Mesela hastalığın ishal olması ya da hastanın fazla derecede idrar göstermesi. Bunlar aslında patolojinin vücuttan atılmasını sağlayan olaylardır. Eğer bunları hasta yapamıyorsa veya da bir blokaj varsa yahut da tedaviyle bunu durdurursak bu zaman patoloji içeride kalmış oluyor ve aynı şekilde tümörlerin daha etken olmalarını sağlıyor. So, buna baktığımız zaman biz bazı tedavilerde tabii hastamızı doğru seçmemiz lazım. Hasta purge edebilir ama eğer kendisi enerjisi düşükse, çok düşmüşse purge olayında da enerji kaybettiği için daha vücudun direnci düştüğünden hastalığı daha tam elimine etmeden kendini kaybeder. Yani hastayı tanımamız lazım. Nerede olduğunu, hangi seviyede olduğunu, enerjisi çok yüksek olan bir insanda purging olayını tabii ki teşvik ediyoruz. Özel olarak verilen herblerle hasta daha çok urine yapması. Hastanın örneğin mesela bayanlarda kanama olayının daha da arttırılması ki hani bu birazdan insana akıl alamayacak gibi geliyor. Neden kanaması olan bir kişiye herb verip de tekrar kanamayı promote ediyoruz? Çünkü fibroid olmasını, kanserin o bölgede oluşmasını engellemek için. Çünkü vücut kendini zaten elimine etmeye çalışıyor, onu durdurmamak için. Buna bakıyoruz. Kanserin nedeni, kanser herhangi bir şey etki sebebi olabilir. Bu beş tıkanıklığa sebep olabilecek her şey. Peki bu beş tıkanıklığa sebep olacak şeyler dışarıdan olan exterior evils olabilir mi? Olabilir. Hasta eğer kendisini çok soğuğa maruz ediyorsa, damp bir environment'da yani sıvı seviyesi çok yüksek olan bir yerlerde neme maruz kalmışsa bu dış etkenler channel'larda blockage yaptığı için kan ve enerjinin akımını durdurabilir ve bu kanser olayını başlatabilir. Hastanın hayat seçimleri kansere sebep olabilir mi? Günden güne yaptığımız olaylar. Mesela buraya geldiğimden beri, Türkiye'ye geldiğimden beri çok güzel börek görüyorum, çok güzel çörekler görüyorum ve her gün gidip bir tane alıyorum. Midemin ağrısından uyuyamadım bütün akşam. Çünkü dedem boğazımı tutturamadı. Ve ben buna bütün günler devam edersem bu benim hastalığıma sebep olabilir mi? Olur, değil mi? Yeme tarzından dolayı. Bu aynı zamanda bir de düşünme tarzımızı düşünmek lazım. Eğer bir duyguyu devamlı olarak aynı şekilde yaşıyorsak vücut bunu tıkanıklık haline getirebilir mi? Bu bir şey olabilir mi? Kanser olabilir mi? Olabilir. Hastanın eğer belirli şeylere karşı alerjisi varsa yahut da belirli bir sistem onun frekansını bozuyorsa ve ben bunu çok çalışıyorum Amerika'da muscle testing ile enerjinin düşüklüğünü yahut da O-ring test ile enerjinin düşüklüğünü saptıyorsunuz. Eğer front moon'ları kullanırsanız Zangfu'da, eğer channel sistemi kullanırsanız channel'a dokunaraktan veyahut da hastanın belirli şeylere dokunduğu zaman nabzını aldığınızda nabızdaki değişmeden organ sistemlerinden hangisini etki ettiğini bu tespit edebiliyoruz. Eğer bir kişi belirli bir frekansla uyuşmuyorsa
ve o frekansa devamlı olarak kendini maruz bırakıyorsa, bu bile hastalığın oluşmasına sebep olarak gösterilebiliyor. Yani çok değişik nedenler, hepsi aynı yola, bu five stagnations ya da six stagnations dediğimiz olaya sebep olabiliyor ve kanserin oluşmasına tekrardan neden olabiliyor. Kanserin belirli başlıklarından üç değişik sebep olarak gösteriyoruz. Birisi yin stasis. Yin stasis, yin enerjisinin tamamen hareket halinde olamaması ve bunun sebebinin de vacuity, yani boşluk ya da yetersizlik oluşu. Bu çok çalışan bir insanda meydana gelebilir mi? Biliyorsunuz bütün TCM yin-yang balansına bağlı. Ve eğer yine durgunluk, yine sıvı, yine nurturing dersek, yanga hareketlilik, yanga bakım olayı diye tanımlarsak, hayatımızda eğer çalışmamızla dinlenmemizi balans etmezsek, bunun vacuity'sine sebep olabilir miyiz? Bunu burada örnek gösteriyorum, eminim hepiniz aynı konumdasınız. Herkes çalışmanız daha fazla, değil mi? Young activity. Yeninizi yapabiliyor musunuz o kadar aynı seviyede? Yoksa dinlenmeniz buralarda mı? Değil mi? Bu eğer balans yapılmazsa hayatta, vücudun enerjisi düştüğünden dolayı düşüklük, dediğimiz gibi bu potansiyel enerjiyi yok ediyor. Potansiyel enerji vücudun korunmasını sağlayamıyor, dediğimiz olaya dönüşüyoruz tekrardan. Hastalığın bütün vücuda yayılması. Diğer bir sebep prolonged chi stagnation and blood stagnation. Çok uzun bir süre enerjinin ve kanın dolaşımının tıkanması. Bunun başlıca etkilerinden biri, bu biraz evvel anlattığımız tüm sebepler olabilir. Dün de görmüştük, dilin mavimsi dönüşmesi, daha çok ona purple'a dönüşmesi. Ya da hastanın nabzına baktığımız zaman çok aşırı derecede wiry olması. Yani enerjinin düzenli olarak gitmemesi. Her gününüzü stresle başlayıp stresle bitirmesi. Bunlar bu enerjilerin durgunluğuna sebep olur mu sizce? Değil mi? Bu da kozlardan biri. Üçüncüsü de bu tamamen toksik, yani toxic heat diyoruz. Toxic heat de dışarıdan olan etkenlere maruz kalmak. Şöyle diyelim, hayatımızda şu anda gösterebileceğim plastik şişelerden içtiğimiz su. İçtiğimiz suyun içerisinde bizim özellikle bayanlar için bir östrojen etkisi gösteren kimyasal madde. Gün aşırı her gün bunu maruz kaldığımız zaman vücutta birikinti yapması ve o birikintinin tekrardan ısı oluşturması ve ısının dediğimiz gibi bütün enerjileri yok etmesi. Düşünebileceğimiz birçok patojen var dışarıda ne yazık ki. Teneffüs ettiğimiz havada olsun ya da yediğimiz yemeklerde olsun vücudun elimine edemediği şeyler çok fazla birikinti olduğu zaman bu toxic heat olarak gösteriliyor. Tabii bu bizim hani tıbba da uygun olarak biz de şeyden bahsediyoruz, mesela virüs, bakteri, bunlar da aynı şekilde toxic heat'in kapsamı içerisine giriyorlar. Şimdi vacuity'ye geldiğimiz zaman, eğer enerji yok olursa, onu bahsettik, potential enerjiye vurması ve hastanın bütün belirtileri, tabii ki çok aşırı derecede fatigue olması, yani enerjisinin düşük olması, değil mi? Çok yoğun.
yorgun hissediyor kendisini. Vücudu dün bahsettiğimiz gibi gözlediğiniz zaman kendisini neredeyse oradan oraya zor götürür. Hareket ettiği zaman aşırı derecede terlemesi, renk soluk olur. Bir tanısını yapmıştık dün, nasıl olacak? Dil muhakkak çok beyaz renkte, muhakkak çok eğer bir stagnation'dan bahsediyorsa swollen olacak, yanları, şiş izleri olabilir, değil mi? Ve stagnation olduğu zaman biraz hafif mavimsi bir bulgu görüyoruz. Bu vücutta enerjinin yetersiz olduğunu ve enerjinin yetersiz olduğundan dolayı hastanın artık son, yani o potential enerjiyi vuracağını gösteriyor. Bu hastada tabii purging tedavisi mümkün değil, değil mi? Hastayı daha çok kanserde dietary terapiler de eşlik ediyor, örgülerin yanında, akupunkturun yanında. Dietary terapilerde genelde diğer iki tipte toxic heat olan ya da chi and blood stagnation olan hastalarda çok limitli bir diet veriliyor. Yani şekeri kullanmaması, süt ürünlerinden uzak durması, daha çok alkalize edecek yemekleri yemesi ve bunun yanı sıra örgülerle vücudun devamlı olarak purge edilmesi teşvik edilirken tek bu başlangıçta olmamız lazım ama neyse, yani enerji yetersizliği olan hastalıkta bu kullanılmaz. Çünkü hasta bunu yapabilecek ya da götürebilecek düzeyde değil. Hastanın daha çok takviye edilerek enerjisinin yükseltilmesi, enerjisi yükseltildikten sonra tedavinin yönteminin seçilmesi gerekli. Diğer iki türde daha çok stagnation'da tabii ki daha çok enerjinin hareket ettirilmesi ve kanın hareket ettirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Bir liver, karaciğerin enerjisi kullanılıyor. Aynı zamanda spleen, çünkü biliyorsunuz dalak da kan üzerinde oluşumunda etki olduğu için kullanılıyor. Bir akciğer enerjisi kullanılıyor. Çünkü akciğer enerjisi de enerjilerin hareket etmesine, dispersal'ına sebep oluyor. Tedavi yöntemlerinde daha çok hareketlilik getirme stasis durumunda. Toxic heat'te en çok purging yapılıyor. Purging demek ki hastalığın atılması için bütün kanallardan boşaltılması, sistemin boşaltılması. Zaten o hasta da aşırı derecede yani çok ısı belirtileri vardır. Dilin çok kırmızı olması kendisine, yine swollen fakat üstündeki tabakanın çok belin olması, yani kalın olması, bu bütün hepsinin kendisinde çok aşırı derecede bir birikim olduğunu gösteriyor. Şimdi tedavi esnasında bu ısı seviyesi yüksek olan hastaya, biliyorum burada hekimlerle konuşuyorum ve özür diliyorum, kemoterapiye ya da radyoterapiye karşı değilim. Kendi annem de özel olarak hastalığı geçirdi, kendisi de geçti bütün bu tedavilerden. Ama aşırı tıkanmaları olan ya da aşırı ısı gösteren hastalarda onlara radyasyon yapıldığında radyasyon ne yaratır? Isı. Isısı yüksek olan hastaya biraz daha ısı yüklediğimiz zaman o neye sebep olur? Daha çok fluid metabolizmasının kapsamının yok olmasına, daha çok dediğiniz gibi sınırların ve potential enerjinin daha çok dakika edilmesine. Bu hastalığı daha agresif hale getiriyor ve agresif olduğu için daha hızlı bir ilerleme göstererek, atak yaparak, tümör çıkarılmış bile olsa tekrar geri gelip ve hastayı latent, yani ölüme götürüyor.
Doğu tıbbında tümörün zaten yaklaşımları da bu çok hani uzun bir şey ama tümör dokusunun çıkarılmasını hastalığın tedavisi olarak görmedikleri gibi tümör dokusuna çok agresif bir şekilde yok etmek için de çalışmazlar. Çok fazla örgülerle bunu kırabilecekleri halde buna uğraşmazlar çünkü bu toksik maddelerin bir araya toplanarak kıncı yılmıntı olduğu için bunun eğer buraya giderseniz hastanın daha kötü duruma düşeceği için çok yavaş yaklaşırlar. En önemli tedavilerinden birisi Fuzeng tedavi dedikleri hastanın upright chi'sinin support edilmesi. Yani hastanın kendi iç güçlerinin kuvvetlendirilmesi. Bunu da biz immunity, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi ve hastalığın daha sonra kuvvetli olduğu zaman, bağışıklık sistemi kuvvet kazandığı zaman daha sonra tümör ele alınır. Da ondan önce tümörle pek fazla örgüler vererek ya da iğneler koyarak uğraşmazlar. Nedeni de o dağıldığı zaman hastayı daha kötü hale getireceği için. Fuzeng tedavisi seçiminde daha çok tabii vakuitiye bakıyoruz. Ama aynı zamanda öbürlerinde de bildiğimiz gibi stagnation'da bile olsa yine de hastanın bağışıklık sisteminin onarılması hastalığı daha iyi bir şekilde geçirmesine sebep oluyor. Bunun için daha çok örgüler ve akupunktur kullanılıyor ki hasta daha çok kendisini strong hissetsin diye. Burada metafizik hiç saniye. Şimdi diğer bir sebebi de metafiziksel sebepler olarak gösteriyoruz. Bunda birçok kişi insan yaklaşımını çok dengeli bir şekilde sağlamak zorunda çünkü bazen hastalığın kendi ruh halinizle olan uyumsuzluklardan ortaya çıktığı ve buna tabii hastaya söylerseniz hastayı suçlamış gibi oluyorsunuz. Yani hastalığınızdan siz kendiniz sorumlusunuz şeklinde. Bu yaklaşım çok dengeli bir şekilde yaklaşılması lazım. Çünkü hasta yı daha çok empower ederek yani evet empower etmek yani hastayı daha çok güçlendirerek şöyle bir şey ki eğer hastalığının kendi ruh halinden kendi seçimlerinden veya da yapamadığı şeylerden ortaya olduğunu bilirse bunlara değişme imkanı da veriyorsunuz. Bu da diğer bir doğu tıbbının yaklaşım şekli. Çünkü biliyorsunuz onlarda çok qigong, meditasyon praktisi kendilerine olan yönlenmeleri, kendi iç dünyalarına olan gidişimleri. Dün çok etkilendim, şeyi seyrettik. Gökyüzü gözlemi. Yok, gökyüzü değil de şeyden. Hipnoz. Hipnoz esnasında, kanserin çıkarılmasının esnasında bir bayanı seyrederken bayanın değişik şarkılarla iç dünyasını yansıtması. Halbuki o iç dünyanın yansıtmasında o iç dünyaya bakışını eğer arttırabilirsek hastalığın sebebini de görebilir. Hastalığın sebebini gördüğü zaman o sebebi alarak değişimler yapabilir. Yahut da bazen kusura bakmadan söyleyeceğim ama bazen hastalık
öbür dünyadan gelme sebebimiz de olabilir. Yani seçimimiz de olabilir. Ve bunu kabullenme olayı da var. Yani hastalık, bu dünya dediğimiz gibi chi, bu fiziksel formumuz sadece condensation of chi. Ve onun bir dispersal'ı. Ne varız, ne de yok olacağız. Onun için hayatta edineceğimiz experience'lar bu geçişlerin sadece bir şeyi olduğu için hastalığı da belirli bir öğrenme şeyi olarak görmeyi. Evet. Evet, Türkçem çok kötü ama söylemek istediğim, yani her hastanın tedavisi iyileşme değil, bazen ölüm bile iyileşme olarak görülüyor doğu tıbbında. Ve ondan dolayı yaklaşımımız, tabii demiyorum ki her hastalığı hiçbir şekilde yardım etmeyelim. O da hani ölümde bir tedavidir. O değil de hastanın kendini buna vermesi çok önemli. Vermesi. Daha söyleyeceğim birçok şey var. Size hazırladığım birçok channel'lar, hangi channel'ları, hangi noktalara koyma şeyinde bir şey vardı ama bir saat içinde yapacak bir olay değil. Ya uzatmak değil de, eğer sorularınız varsa yardımcı olabilirsem bunları yazıp bir şey yapmaya çalışacağım. Alperlere göndermeye çalışacağım. Hangi kanallara daha çok eğilim gösteriyorlar, hangi şekillerde tedavi hususunda. Ama eğer bir soru varsa onları cevaplamak isterim. Sorumuz var mı? Channel'ları mı? Evet. Yani. Diğer PowerPoint'larda da onu yalnız yazacağım, söz veriyorum. Ve bir şey yapıyorum. Hocam buyurun. Ben de hocam, bir hastalıkla alakalı sıcaklıktan bahsettiniz. Yani bu bir hastalık sebebi olabilir dediniz. Evet. Sebeplerden bir tanesi. Bununla alakalı, yani hastalık teşhisinde, hastalığın tabiatında sıcaklık olma ölçütü, onunla alakalı bir belirteç var mı? Bir standartizasyon var mı? Yoksa deneyimle alakalı bir şey mi? Standartizasyon değil de şöyle bir şey, sıcaklıktan bahsettiğimiz zaman patolojik sıcaklıktan bahsediyoruz. Yani bu kişi eğer aktifse ve herhangi bir şekilde tıkanma olayını göstermiyorsa bu bir patoloji olayı değil. Yani patoloji olayı hastada bir tıkanıklığın oluşturduğu sıcaklık, ki onun tanısı da çok kolay. Çünkü pulse'a baktığınız zaman çok rapid pulse, aynı zamanda çok narrowed. Yani aşırı derecede şeyleri var. Sanki birisi almış damarı, nartlara hani bağlanmış gibi bir his var elimizde. Büyük. Dediğimiz gibi aynı zamanda dilde bulguları onu yansıtır. Ve kişide de şey yaparsınız, bulursunuz yani toxic heat'in bulgularını. Çünkü kişi de kendiyle comfortable değildir. Yani rahat değildir. Diyelim ki bir üzerine giydiği şey onu rahatsız eder. Her şey sıkıyormuş gibi gelir. Normal yangı yüksek olan bir insan, yani patolojik olmayan bir insan, kendisini kendi bedeninde rahat hisseder. Enerjisi çoktur, her şeyi yapar, enjoy eder. Ama öbür kişi her şeyden rahatsız olur. Anlatabiliyor muyum? O bulgulara geliyor. Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir toparlama yaptınız. Ben merak ediyorum. Uzun zaman önce de bizim de Amerika'da dostlarımız yapmış geliştirmemizde takip ettiğimiz hadise anlattı. Son, madem Amerika'da geliyorsunuz. Son moleküm ilişkilerinde bu integrative medicine kanser olayında neredeyiz? FDA bakımından ne yapılabiliyor? Ve Evet, şimdi onu söylemek gerekirse çok büyük uçurumlar var Amerika'da da, biliyorsunuz. Şimdi bu Çinlilerin kullandığı örgüler, mesela bir Huang Chi, enerji seviyesini yükseltir hastanın ve hastanın bağışıklık sistemini korur.
ve bunu bulan birkaç şirket alır ve bunu hemen piyasaya sürer ve hakkında makaleler çıkmaya başlar. Bu anti kesinlikle kanseri yok ediyor. Ve bunun arasında kesinlikle hangi belirtilerdeki kanseri iyi geleceği kesinlikle söylenmiyor. Yani bir ortaya çıktığınız zaman eğer bir Google'da search yaparsanız milyonlarca Chinese herb, astragalus, artemisia bunlar hepsi kanseri aldığınız zaman 16 bin hücreyi öldürür. Hemen sizi kanserden kurtarıyor şeklinde bir yaklaşım var. Bu FDA tarafından regüle edilmiyor. Çünkü herbal program olarak çıktığı için bunların hepsi üzerinde hani belirli yazılarla kendilerini koruyorlar ve aynı şekilde gidiyor. İntegratif terapide mesela Sloan Kettering en büyük kanser centerlerinden biridir. Ve diğer kanser centerlarda da akupunkturistler, herbalistler çalışırlar beraber. Bunlar tanı sistemine göre hastayı individual olarak tanınır. Daha sonra ona individual olarak tedavi ve preparationlar hazırlarlar. Yani hastane olayında bu kesinlikle bizim söylediğimiz sistemler ele alınarak bir yaklaşım var. Bu çok iyi de bu halkın yani her halkın bildiği bir şey değil. Ve kulaktan doyma herkes. Yani bu bana iyi geldi, siz de kullanın, size de iyi gelecek ama senin kanserinle benim kanserim, yani bir derse ki göğüs kanseri, göğüs kanserinin üç, dediğimiz gibi üç ayrı etkeni olabilir. O üç ayrı etkende üç ayrı sistem. Mesela siz sormuştunuz vakuitide, daha çok kidney enerjisini support etmeniz lazım. Yenisteyi siz ortadan kaldırmanız için liver yin'i tonify etmeniz lazım. Çünkü neden? Liver yin, kidney yin'i taks etmesin diye. Support etsin, onun daha çok nourish olsun ki potential enerjiyi aşağıya çekip bütün hastalığın iplerini açmayalım diye. Regülasyonumuz yok. Yalnız bu mesleği yapan kişiler, eğitilmiş olan kişiler tanı sistemlerini kullanarak yaklaşıyorlar ve tamamen complementary olarak yani tıpla şey değiliz. Yani tıbbı biz kompliman ediyoruz. Zaten doğuda bakılış şekline göre insanın inancı, tedaviye olan inancı da çok önemlidir. Eğer benim bir hastam kemoterapi yapmak istiyorsa %100 onunlayım. Neden? Çünkü o kemoterapiyi iyi gördüğü için kemoterapi ona iyi gelecektir. Ben de ona kendi örgülerimle, kendi yapacağım tedavilerle ancak yardımcı olurum. Hiçbir şekilde tedavinin ona yardımcı olmayacağını kesinlikle söylemem. Radyasyonun dediğim gibi annem radyasyonu seçti, yanında oturdum, tedavisine götürdüm ama kendisine Chinese herb'ler verdim ve aynı zamanda akupunktur yaptım ve onun o seviyeye geçirmesini sağladım. Ona bile kendim, ben buna inanmıyorum demedim çünkü benim inancım çok önemli. Keşke yalnız aynı şey öbür taraftan da olsa, dediğim gibi biz kanserin tedavisinde tümörle pek fazla uğraşmayız. Çünkü bir şeyi irdelerseniz bu bir oluşumdur. Vücut biliyorsunuz eğer bir şeyi herhangi bir şekilde ben kavga edip bunu kazanamayacağım derse bazen onun etrafında belirli bir duvar oluşturup onu orada bloke etmeye çalışır. Ben bunu blokesini açıp da ben bunu yok edeceğim derseniz ve vücut hazır değilse vücudu daha kötü duruma düşürürsünüz. Çünkü onun şeyini yok ediyorsunuz. Ve siz hastayı tedavi ederken ve hasta size güveniyor ve hasta kendini iyi hissetmeye başlıyor. Çünkü Fuzheng terapide siz hastanın gücünü arttırıyorsunuz. Hasta yürüyüşlerine çıkabiliyor, kendi yemeğini yapabiliyor, enerjisi yerine geliyor, hayata gülerek başlıyor. Ve fakat bir hastanız sizin gidiyor tekrardan biliyorsunuz devamlı olarak MRI'ları yapılması, PET scan'ları yapılması lazım. Doktor kağıda bakıyor ve diyor ki sizin tümörünüz aynı. Siz hiç iyileşmiyorsunuz.
insanın üzerine ne gibi bir etki yapıyor? Tabii ki bütün inanç sistemini yok ettiği için hasta kendisini çok iyi hissederken birden sizin ofisinize geliyor. Yok, ben ölüyorum, bu tedavi çalışmıyor. Ama diyorsun, bak diyorsun, yürüyüşlerini yapıyorsun. Bak diyorsun, hayatın iyi, ağrıların yok. O her şey iyi, yerinde gidiyor. Buna iyileşme olarak bakman lazım. Ama diyor, benim PET scan'imde diyor, tümör orada diyor. Değişmedi diyor. Anlatabiliyor muyum? Şu inanç sistemimizde hastanın inancını korumak lazım. Hastanın daha iyiye gitmesini sağlamak için sadece bir tümör olayını kanser olarak görmemek lazım. Gerçekten o kanser değil. Kanser onu oluşturan vücut. Ve ona baktığımız zaman tümör oradaymış, değilmiş, yok edilmiş, olmamış, o önemli değil. Önemli olan hastanın direncini yükseltip daha sonra onunla ilgilenmek. Burada çok önemli, hassas bir nokta var. Yani söylediklerinizi biz çok iyi anlıyoruz, fakat uygulamaya geçildiğinde bu legalite yönünde ve legalite yönünde bir sıkıntı doğacak gibi korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz tümör cerrahisi denen başlı başına bir bilim dalı var. Çoğu batı tıbbında kanser approach konusunda bildiğiniz gibi kemoterapi adet önlü ve tümör cerrahisi güçlü işliyor. Önce çok büyük bir kitle var. Tümörü, biz tümör kapasitesini mümkün azaltacağız. Ondan sonra kemoterapiyle ve radyasyon radyoterapiyle daha kuvvetli bir mücadeleye sergileyeceğiz. Ama biraz önceki anlattığımız tabii ki felsefede burada bir tezatız. Şimdi tezatlık şöyle bir şey yalnız. Biz karşı değiliz. Biz hastanın gücünü eğer yükseğe çıkarabilirse hasta kolaylıkla tümörün alınmasına geçirebilir yani o olayı. Daha kolaylıkla geçirebilir. Anlatabiliyor muyum? Onun için legal bir şey yok. Mesela Amerika'da birçok hastam var. Hatta breast cancer bir patient'ım var. Ve kendisi teşhis konulduğu zaman çok kötü bir konumdaydı. Yani enerjisi çok düşüktü. Boşanma olayı geçiriyordu ve değişik şeyler vardı hayatında. Ve o kişi dedi ki, ben dedi şu anda surgery geçirecek durumda değilim. Tedavi etmeye başladık. Ve kendisi üçüncü stajdaydı. Çünkü liver'da da lezyonlar vardı. Tedavi etmeye başladık. Herbal kullandı. Dietary changes geçirdi. Boşanma olayında bütün kendisine olan zıtlıklarını ortadan kaldırdı. Hatta hatırlıyorum beraber mektup yazıp attığımızı ve ondan sonra o hastalığa direncim ortaya gitti. Liver'daki lezyon yok oldu. PET scanlerde liver'daki lezyon yok oldu. Kendisi isteyerek double mastektomi geçirdi. Diğer breast olmamasına rağmen. O yandan sonra kendisi reconstruction yaptı ve hiçbir değer tedavi olmadan, kemoterapi ve radyasyon olmadan kendisini ben tedavi ettiğim zaman 3-4 yaşında çocukları vardı. Şu anda 15-16 yaşında çocukları var. Peki bir iki soru daha alalım. Ben doktor Kemal Özer'den çok teşekkür ederim. Geleneksel Çin tıbbı açısından yaklaştığınız için önce bununla ilgili bir kitabın Türkçe'de yayınlandığını herhalde çoğu arkadaşım biliyor. Nam Du'nun Geleneksel Çin Tıbbı Yoluyla Göğüs Kanseri Önlemenin ve Yenmenin Yolları adlı kitabı Omega yayınlarından. Söylediğiniz çerçevede çok güzel anlatıyor. Siz de çok güzel anlattınız. Şöyle bir şey var. İlhan Hoca'nın tabii ki söylediğini siz farkındasınız. Zaten ne güzel ki burada sadece Ulusal Akupunktur Kongresi değil, Entegre Tıp Sempozyumu da beraber yapılıyor. Bunu ne kadar iyi bilirsek bilelim, entegratif anlamda bu işin uzmanlarıyla beraber bu işi götürmediğimizde haklı davamızda haksız duruma düşüyoruz. Neden? İşin bir etik tarafı var. Bir de göz ardı etmemiz gereken bir tarafı var. Burada beden-zihin ilişkisi, sizin de söylediğiniz gibi çok çok önemli. Bunları modeliteleri tek tek saymayacağım. Ama
şöyle bir şey var. Oradaki tümörle ilgili yönlendirilmiş gayreti imagery denilen son yıllardaki yurt dışında biraz örneklerini, onların katkısı, hipnozun katkısı, bunlar hepsi sayılabiliriz. Ben sadece bunu yaparken bir tek şey söylemek istiyorum bu harika sunumunuza ek olarak. Bütün meridyenlerin hepsini biliyoruz. Siz söylediniz. O noktaları hangilerini tayin edeceğimizi, akupunktur bilgimize biliyoruz. Onları kullanmamıza rağmen sonuç alamayabiliriz. Çünkü hani dışarıda dış faktörler dedik ya, o dış faktörlerde Çin kitaplarında sayılanın dışında o kitaplar yazıldıktan sonra ortaya çıkan radyasyon gibi başka bir takım faktörler var. Evet. Bu faktörleri ölçmede, işte söylediğiniz Pythagorean test gibi, bunların neden olduğunu ortaya çıkacak yöntemlere de ihtiyacımız var. Yoksa akupunktur çok 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 işe yarıyor. Ama her bir noktada tedavimizi bloke eden içsel ve dışsal faktörler hala devam ediyorsa, biz doğru nokta bile kullanıyorsak o blokajı aşamayabiliyoruz. Ben çok teşekkür ederim sunumunuz için. Teşekkür ederim. O gerçekten benim de dediğim gibi hastalığın da kendi blokajını yok etmesi istemesi lazım. Yalnız bunu bilinçle değil, bilinçli olarak sorarsanız hastaya her zaman ne demek? Tabii ki ben iyi olmak istiyorum. Bilinç dışı olarak o blokajı yok etmek zaten. Onu sorduğunuz zaman bazen hastaya soruyorsunuz, neden hastasınız? Ve o nedenini araştırdığı zaman, bilinç altında araştırdığı zaman, onu bulabildiği zaman çözümünü de bazen bulabiliyor. O zaman entegre tıp sözü tam yerini buluyor. Evet. Evet. Doktorun bir son soru. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Teşekkür ederiz, Turul Canoğlu. Şimdi, hem yani siz Amerika'da yaşıyorsunuz, ben de takip ettiğim